hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler. Birbirlerine yönelik ilişkilerinde. Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik vakalarız. Tam klinik vakalarız. Kim tedavi edecek? Fransız Senatosu'nun kararı mı? Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktorumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim yok. Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok. Yok ve yok. Ben açık konuşayım. Diasporaya sesleniyorum, Ermenilere şunun için sesleniyorum. 1915'e takılıp kalmayın. Kendinizi 1915'e bağlamayın. Kendinizi dünyadaki insanların bu soykırımı kabul edip etmemesine zincirlemeyin. Bu tarihsel bir acı mıdır? Biz yaşadık, atalarımız yaşadı. Anadolu'da hoş bir laf vardır. Ve biz Anadolu insanı. Acıyı onurla sırtlayıp taşımak. Yaygara yapmadan, patırtıya vermeden sırtlar taşırsın. Dünyaya diyorum ki insanlar, dünya insanı, senin Ermeni soykırımını tanımış olman ya da tanımamış olman benim için 5 para ifade etmez. Ermeniler Türkleri öldürmediler mi? Öldürdüler. 1918'li yıllarda Ruslar, 15'ten sonra 18'li yıllarda Ruslar yukarıdan tekrar gelirken intikam dediğimiz kavram neyse, ben lanet ediyorum o kavramı zaten. Oldu bunlar. Türklere diyorum ki, ya Ermeniler niye bu kadar çok ısrar ediyor diye bu sorunun üzerinde durun. Biraz bunun üzerine empati yapın. O zaman belki onların bu duruşunda biraz onur görebileceksiniz. Ermenilere de diyorum ki, Türklerin hayır bu bir soykırım değildir sözünün üzerinde de bir onur görmeye çalışın. Bir onurlu duruş bulmaya çalışın. Nedir o onurlu duruş? Bir Türk olarak ben soykırıma karşıyım, ırkçılığa karşıyım. Soykırım Allah'ın belası bir şey. Dolayısıyla nasıl ya benim atalarım böyle bir şey yapamaz. Çünkü ben yapmam.